arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. Acaba bu yıl Rab bize neler hazırladı? Hepiniz biliyorsunuz ki biz koskoca bir yılı geride bıraktık ve şimdi yeni bir yıla girdik. 2020 yılı umarım hepiniz için çok mutlu, çok sevinçli ve Rab'den yeni yeni şeyler öğrendiğiniz bir yıl olur. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Biz koskoca bir yılı, 365 günü hatta 365 gün artı 6 saati geride bıraktık. Hayatınızda neler oldu, neler bitti ben bilmiyorum. Ama eminim hayatınızda çok güzel şeyler oldu. Çünkü Rab sizin için çalıştı, bundan eminim. Siz bugün ne yapın bence biliyor musunuz? Gidin böyle teker teker bir düşünün. Ailenizle, arkadaşlarınızla paylaşın. Geçtiğimiz yılda Rab hayatınızda ne gibi güzellikler yaptı? Bir kere benim hayatımda çok güzel şeyler yaptı. Ben yeniden sizinle buluşmaya başladım. Yeniden burada her gün sizinle çok eğlenceli şeyler paylaşmaya başladım. Bu yüzden tabii ki Rab'be teşekkür ediyorum. Çünkü sizinle birlikte ben de her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Arkadaşlar, şimdi biz diyoruz ya bir yılı geride bıraktık diye. Şimdi bir yılın bitmesi, yeni bir yılın başlaması acaba nasıl oluyor? Şimdi bazen diyoruz ki of bir gün mesela bazen diyelim okulda o gün bizim için yorucu ve yoğun bir ders günü var. Düşünüyoruz diyoruz ki of bugün acaba nasıl geçecek bütün bir gün diye düşünüyoruz bazen. Ama bir de geriye dönüp bakıyoruz ki bırakın o günü geçmeyi koskoca bir yıl, koskoca yıllar geçip gidiyor. Tabii ki de bizim için önemli olan o yılları güzel, unutulmaz ve keyifli geçirmek. Şimdi benim asıl merak ettiğim şey şu. Biz bir yılı geride bırakıyoruz ama bu bir yılı geride bırakmak ne demek? Yani yeni yıla girmek, 2019 yılının bitmesi ne demek? İşte şimdi ona bir göz atacağız. Bir videomuz var, o gelsin arkadaşlar, siz bir izleyin onu. Arkadaşlar şimdi demin böyle değişik değişik şeyler izlediniz. Güneş gördünüz, dünya gördünüz, dönen şeyler gördünüz. İşte bu gördüklerinizin hepsi aslında bizim bir koskoca yılı yani 365 gün artı 6 saati nasıl tamamladığımızı gösteriyor. Şimdi dünya, biz dünyada yaşıyoruz. Dünya böyle bir kendi etrafında böyle dönüyor. Durmadan kendi etrafında dönüyor, 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 dönüyor. Ve İşte o her bir dönüşünün tamamlanmasında biz aslında o başladığımız gün sona ermiş oluyor. Yani dünya kendi etrafında bir tam turunu tamamladığında bir günü biz bitirmiş oluyoruz. Peki bu sırada bir de ne yapıyor bu dünya böyle kendi etrafında dönerken? Bir de aynı zamanda yorulmadan, bıkmadan bir de güneşin etrafında dönüyor. İşte bu şekilde dünya ben sana ne diyeyim ya gerçekten çok enerjiksin. Nasıl kafan karışmadan bunu yapıyorsun bilmiyorum ama işte arkadaşlar dünya güneşin etrafında dönüşünü tamamladığında, bir tam dönüşünü tamamladığında biz bir yılı geride bırakmış oluyoruz ve dünya
işte o tam dönüşünü tam olarak 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Bu da şu anlama geliyor. İşte biz 2017'leri, 2018'leri, 2019'ları geride bırakıp 2020'lere, 2021'lere giriyoruz dünya sayesinde. Şimdi arkadaşlar madem bu kadar konuştuk, bir yılı geride bırakmanın ve yeni bir yıla girmenin bizim için bir anlamı olmalı. Yani bir şeyler yapmalıyız bence. Ben de sizin için minicik bir liste hazırladım. Şimdi bu söyleyeceklerimi yaparsanız bence çok keyif alacaksınız. Yavaş yavaş söylüyorum size. Şimdi... Yıla başlarken Tanrı'ya geçen yıl hayatınızda yaptığı her şey için bir kere tek tek bir teşekkür edin. Mesela okulda derslerinizi kolay bir şekilde bitirmenize yardım ettiyse, mesela size herhangi biri güzel bir hediye verdiyse ki bunu da yüreklere koyan her zaman Tanrı'dır. Mesela belki bir hastalığınız vardı ve iyileştiniz ya da belki hiç hastalanmadınız bir yılı çok sağlıklı bitirdiniz. İşte bütün bunları hatırlayıp tek tek Tanrı'ya teşekkür edin. Çünkü bir yıl boyunca sizi birçok şeyden korudu sizin haberiniz olmasa da. Bir diğeri, hatta bugünden itibaren bu masamda bir cam fanusum var benim arkadaşlar. Bunu tanıyorsunuz. Daha önce bununla güzel şeyler yaptık. İşte bunun içine bu sefer yeni yıl için her gün olmasa da her hafta en azından iki kez başınıza gelen Tanrı'nın size yaptığı güzel şeyleri yazıp tek tek içine atabilirsiniz. Ve seneye yılbaşında yani 2020'ye veda ederken o kağıtları okuyabilir ve bu bir yıl içinde, gelecek bir yıl içinde Tanrı'nın sizin hayatınızda yaptığı o güzel şeyleri sizin için unutulmaz hale getirebilir. Hatta etrafınızdaki insanları da teşvik olabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğeri, geçtiğimiz bir yılda eminim anneniz, babanız, arkadaşlarınız, kardeşleriniz, öğretmenleriniz sizin için bir sürü güzel şey yapmıştır. Mesela öğretmenleriniz her gün erkenden kalkıyorlar tıpkı sizin gibi. Üstelik sizden farklı olarak bir de size anlatacağı her bir dersi hazırlıyorlar. Dolayısıyla onlara lütfen gidin ve deyin ki öğretmenim size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü siz bütün bir yıl boyunca benim için çok yoruldunuz ve bana çok şey öğrettiniz. Mesela... Annenize gidebilirsiniz ve ona diyebilirsiniz ki anneciğim bana bütün bir yıl boyunca her gün yemek yaptın, her gün benim karnımı doyurdun ve karnımın guruldamasına engel oldun. Anneciğim sana teşekkür ediyorum diyebilirsiniz ve babanıza gidip babacığım eğer yapıyorsa tabii ki sana çok teşekkür ediyorum. Bütün bir yıl boyunca evde bozulan her şeyi tamir ettin. Hatta bütün bir yıl boyunca beni koruduğun için sana çok teşekkür ederim baba diyebilirsiniz. Bir diğeri insanlara gidip mutlu yıllar demek. Bu da çok önemli bir şey. Belki de bazı insanlar yeni yılın onlara iyi geleceğini düşünmüyor olabilirler. Belki bir önceki yıl üzücü şeyler yaşamışlardır ve şimdi biraz korkuyor, biraz da endişeleniyor olabilirler. Ama onlara gidip mutlu yıllar deyip onlara güzelce bir sarılırsanız belki onlara umut olursunuz arkadaşlar. Bakıyorum artık başka bir şey yok söylemek istediğim. Sadece sizinle birlikte açılış bölümümü kapatıp Ege'ye geçmeden önce dua etmek istiyorum ki Rab 2020 yılımızı hepimizin çok güzel geçirsin. Evet Rab sana teşekkür ediyorum. Bütün bir yılı, 2019 yılını her birimiz için çok güzel geçirdiğin için, zorlukları olsa da her zaman bizimle olduğun için, sevgili küçük bizleri izleyen arkadaşlarımı her zaman koruduğun ve onlar için harika planların olduğu için Rab, lütfen bu yıl her birimizin ailesini, sevdiklerini ve bizleri koru ve bize yeni umutlar, yeni heyecanlar ver ve bütün bir yıl boyunca herkesi sevebilmemiz için bize yardım et Rab. Senin isminle amin. Evet arkadaşlar, birlikte duamızı da ettik. Şimdi artık bir Ege'ye gidiyoruz. Sonra biz yine buradayız. İki gözü farklı olan kedilerde %100 ihtimalle bir özür vardır. Çok özür dilerler. Kedilerin bir yerleri tırmalamakta asıl amacı stres atmaktır. Bizim kedinin de stres topu var. Kediler dilleriyle de koklar. Onun için yemekleri yemeden önce yalarlar. Zaten yalamadan yemezler. Eğer bir kedi kuyruğunu patileri arasına alıyorsa bu itaatkar olma eğilimindedir demektir. Kuyruğunu kısıtırıp kaçmak deyimi de buradan gelir. Birçok kedi naneli kokulara bayılır. Kedinizin sizi sevmesini istiyorsanız bol bol nane yiyin. Bir kedinin ön patilerinde 5, arka patilerinde 4 parmak bulunur. Daha fazla varsa genetik bir hastalığı var demektir. Ben de hepsinde 5 var sanırdım. Kediler sorunlu olan yavrularını yerler. Doğa kanunu. Kediler bilgisayarların üstüne çıkmayı severler. Sıcak olduğu için tabii. Kediler hayatının %70'inde uyurlar.
arkadaşlar. Can abinize yine sizin adınıza ben hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Can. Hoş bulduk Nora. Mutlu yıllar sana. Sana da mutlu yıllar. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen güzel nasılsın? Başladı mı bu yeni yıl? Evet, güzel başladı. Burada programdayız. Oley. Çok teşekkür ederim. Biz de seni burada gördüğümüz için bizim için de yıl gerçekten güzel başlamış oldu. Bugün yine Can abiniz bizim için bir ilahi hazırladı. İlahinin ismi neydi Can? Kaldırırım ellerimi sana. Tamam. Kaldırırım ellerimi sana. Sanırım ilahinin devamını ben birazcık biliyorum. Bu ilahi de aslında sevinçle ellerimizi kaldırarak, dans ederek Tanrı'ya tapınmak, Tanrı'yı övmek hakkında bir ilahi bu. Madem yeni bir yıla girdik, o zaman coşkuyla ve sevinçle bu ilahiyi dans ederek siz de izlerken bize eşlik edebilirsiniz. Siz de bizimle birlikte söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Kaldırırım ellerim sana, överim seni İsa Mesih. Kaldırırım ellerim sana, överim seni İsa Mesih. Yücedir, yücedir İsa, yücelsin topluluğunda. Yücelsin topluluğunda. Hiçbir şey alamaz ki benden, sendeki sonsuz sevincimi. Hiçbir şey alamaz ki benden, sendeki sonsuz sevincimi. Dans ederim senin önünde, dudaklarımda ezgilerle. Dans ederim senin önünde, dudaklarımda ezgilerle. Kaldırırım ellerim sana, överim seni İsa Mesih. Kaldırırım ellerim sana, överim seni İsa Mesih. Yücedir, yücedir İsa, yücelsin topluluğunda. Yücedir, yücedir İsa, yücelsin topluluğunda. İshak ve Rebeka'nın ikiz erkek çocukları oldu. İlk doğan çocuğa Esav, diğerine ise Yakup adını verdiler. İkiz olmalarına rağmen Esav çok saçlı ve kıpkırmızı olduğu için kardeşi Yakup'tan ayırt edilebiliyordu. Günler ve yıllar geçtikten sonra iki kardeş büyüdü. Yakup hep çadırda oturup evin etrafında çalışan biriydi. Esav ise usta bir avcıydı. Esav avlanmak için her gün kırlara giderdi. İshak Esav'ı daha çok severdi. Çünkü onun getirdiği av etlerini yerdi. Rebeka ise Yakup'u severdi. Bir gün Yakup yemek hazırlıyordu. Çorba pişirmişti. O sırada Esav avdan dönmüş, çok yorgun ve çok açtı. Yakup'tan kendisine çorba vermesini istedi. Yakup Esav'a, "Bana ilk oğulluk hakkını verirsen sana çorba veririm," diye karşılık verdi. Esav, "İlk oğulluk hakkının bana ne faydası var ki? Yarın nasıl olsa öleceğim," dedi ve kardeşine ilk oğulluk hakkını sattı. Bunun kıymetini anlayamamıştı.
Bir süre sonra babaları İshak çok yaşlanmış ve gözleri görmez olmuştu. İshak bir gün sevdiği büyük oğlu Esav'ı çağırıp, silahlarını, ok ve yayını al ve benim için kırda bir hayvan avlayarak sevdiğim lezzetli bir yemek hazırla. Ölmeden önce seni kutsayayım dedi. İshak yaşlandığını ve ölmek üzere olduğunu bildiği için bunları Esav'a söylemişti. İshak'ın karısı Rebeka bu konuşmaların hepsini duymuştu. Rebeka Yakup'u çok sevdiği için Esav'ın yerine Yakup kutsansın diye bir plan yaptı. Yakup'a git bir oğlak getir ve babana sevdiği güzel bir yemek yap ki ölmeden önce seni kutsasın diye akıl verdi. Yakup annesine nasıl olur ki kardeşim Esav'ın bedeni kıllı, benimki ise kılsız. Eğer babam bana dokunursa benim Esav olmadığımı anlar ve kutsama yerine beni lanetler dedi. Rebeka sen beni dinle ve önce yemeği hazırla diye ısrar etti. Rebeka daha sonra Yakup'a kardeşi Esav'ın giysilerini giydirdi ve elleriyle ensesine kıllı oğlak derisiyle kapladı. Yakup, annesi Rebeka'nın tüm dediklerini yaptı. Babası ölmeden önce Esav'ın yerine kutsanmak istiyordu. Yakup, babası İshak'a gidip sevdiği yemeği sundu. İshak yemeği getirenin Esav olduğundan emin olmak istiyordu. Çünkü Yakup'un sesini duymuştu. Elini tuttu ve çok kıllı olduğunu fark etti. Onun Esav olduğundan emindi artık. İshak yemeği yedi ve Esav'ın yerine Yakup'u kutsadı. Bir müddet sonra Esav, hazırladığı lezzetli yemekle babasının yanına geldi. Babası İshak şaşırarak, "Kimsin sen?" diye sordu. Esav, "Baba ben senin büyük oğlun Esav'ım." diye cevap verdi. İshak titreyerek, "Öyleyse daha önce avlanıp bana yemek getiren kimdi? Ben onu kutsamıştım." Esav bunları duyunca acıyla haykırdı ve çok kederlendi. Kardeşi Yakup'un babasını kandırarak kendi yerine kutsandığını anlamıştı. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Ağzının seni günaha sürüklemesine izin verme. Vaiz 5. bölüm 6. ayet. Arkadaşlar tabii ki yine her zaman olduğu gibi Can abinizi gönderdim. Ben aslında ben git demedim. Bana kalsa burada kalsa da olur ama o gitmek istedi. O zaman biz şimdi yine sizle kaldık baş başa. Ne dedik? Yeni bir yıla girdik ve bu yeni yıl hepinize çok kutlu ve mutlu olsun. Ama aslında bizim için mutluluk demek, bunu daha önce de konuşmuştuk, Tanrı'yı mutlu etmekle ilgili biraz da. Çünkü bizim için bir zamanın, bir yılın mutlu ve sevinçli geçmesi için Tanrı'yı hoşnut ediyor olmamız gerekiyor. Çünkü zaten bize sevinci veren de Tanrı'nın kendisi. O zaman ben size bugün özel ve mini bir şey hazırladım. Kendi kendime dedim ki, belki bazı arkadaşlarım şunu merak ediyorlardır. Ben Tanrı'yı nasıl mutlu edebilirim? Nasıl davransam acaba Tanrı benden hoşnut kalır? Hoşnut olmak ne demek? Bunu bilmiyorsanız hemen açıklayayım. Hoşnut olmak demek, memnun olmak demek. Memnun olmak ne demek? Memnun olmak da karşındaki kişinin davranışlarından mutsuz olmamak, rahatsız olmamak ve onun davranışlarını beğenmek, sevmek anlamına geliyor. O zaman ben bugün size mini bir liste hazırladım. Tabii ki de Tanrı'nın bize gönderdiği o güzel mektuptan yararlanarak. Yani o güzel mektup neydi? Yine bir hatırlatma gelsin. O güzel mektup da tabii ki de kutsal kitaptı. Şimdi arkadaşlar,
Biz bunu aslında kesinlikle daha önce duymuşsunuzdur. 10 emir diye bir şey var. Sizin için bazıları zor gelebilir. Aslında onları uygulamak tabii ki de çok zor. Ama zaten sonrasında durumlarda işte Tanrı bizim onları uygulayabilmemiz için bize yardım, ekstra yardımda bulundu. İsa'yı gönderdi. Ve İsa da bize bunları nasıl uygulayabileceğimizi, uygulayamadığımızda da dua ederek Tanrı'dan nasıl yardım alabileceğimizi gösterdi ve anlattı aslında. Şimdi yavaş yavaş sizin anlayabileceğiniz şekilde birkaç tane bu buyruktan size bahsedeceğim. Arkadaşlar, bir kere ilk ve en önemli buyruğumuz zaten Mısır'dan çıkış 20. bölümde yazıyor. Diyor ki, benden başka Tanrın olmayacak diyor Tanrı bize. Yani bu şu demek, hayatımızdaki hiçbir şeyi Tanrı'dan daha fazla önemsemeyeceğiz. Hayatımızdaki hiçbir şey Tanrı'dan daha önemli olmayacak. Başka hiç kimseyi Tanrı'nın yerine koymayacağız demek oluyor. Bizim bir tane Tanrımız var. Bunu asla unutmayalım arkadaşlar. Bu arada benim müziğim de gelebilir. Arkadaşlarım da müziği duyarlarsa belki o müzikle daha keyifli olabilir dinlemek. Devam ediyorum. Bir diğeri de şudur. Hepsini saymayacağım bu arada size. Onun da bilgisini vereyim. Saymadıklarım yok diye bir şey yok. Mısır'dan çıkış 20. bölümde hepsi var ama ben sizin anlayabileceğiniz şekilde size yardım edeceğim. Tanrı'nın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın diyor. Bu da şu demek. Tanrımızın ismini, yani Rab sana dua ediyorum, Rab benimle ol gibi bir şey değil. Tabii ki bunları hep yapabiliriz. Çünkü zaten Tanrımız hep bizimle. Ama Tanrı'nın ismini vererek alt içmekten bahsediyorum aslında. Yani hani bazen hep diyoruz ya, yemin ederim. Ya yemin ederim öyle olmadı. Ya alt içerim. Ya Tanrı'nın isminin üzerine şunu böyle yaparım diye. Ben de aslında uygularken söylemek istemedimse. Yani Tanrı'nın isminin üzerine alt içmek istemedim az önceki cümlemde. O yüzden orayı boşluk bıraktım. Ama Tanrı'nın ismini kullanarak bir şeylere söz vermeyin demek istediğini anlıyorum ben. Böyle anlıyorum. O yüzden lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. Bir diğeri de Şabat gününü kutsal saymak. Şabat günü Tanrı'nın dinlendiği gün aslında. Bizim için şu an pazar günü. Pazar günü eğer kiliseye gidiyorsanız, ki gitmeniz çok önemli çünkü Tanrı'yı ziyaret etmek anlamına geliyor. Pazar günleri kiliseye gitmek demek, babanızın sizi yaratan sevgi Tanrısının evine gitmek, onu ziyaret etmektir. O yüzden pazar günlerini mutlaka ailenizle birlikte kilisede, Tanrı'nın evinde en azından Tanrı'nın sözünü duyarak, Tanrı'yı anarak, Tanrı'yı hatırlayarak ve onu düşünerek geçirmenizi istiyor. Bu da çok önemli bir buyruk. Bir diğeri, bu da çok çok önemli. Diyor ki, annene babana saygı göster. Ki zaten aslında bunu yapmalıyız çünkü onlar bize bakıyorlar, bizim karnımızı doyuruyorlar, bizi seviyorlar, bizi sonsuz bir sevgiyle seviyorlar gerçekten. İşte bu yüzden arkadaşlar, her durumda ne olursa olsun, bazen onların ne demek istediğini anlamasak bile her zaman onlara saygı duymalıyız. Peki saygı duymak ne demek? Bana göre kendi yorumum, onların sözünü dinlemek, onlara itaat etmek, onları sevmek, onlara böyle kötü sözler söylememek, her zaman onlara kibar ve sevgiyle davranmak ve konuşmak anlamına geliyor. O yüzden annemize ve babamıza annemizi ve babamızı saymak, onlara saygı göstermek Tanrı'nın bizden istediği çok önemli bir buyruk. Bir diğeri diyor ki, komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Özetle arkadaşlar, yalan konuşmayın diyor Tanrı bize. Hele bir başkasına karşı mesela tanıklık etmek diye bir şey var. Diyelim bir gün bir arkadaşınız, örnek düşünüyorum. Mesela bir arkadaşınız size geldi dedi ki, dedi mesela Kayra dedi, mesela Ayşe dedi, Ayşe ben aslında bugün bir arkadaşımı üzdüm, ona böyle birazcık vurdum, sert bir şekilde onu ittim ama lütfen sen benim kötü duruma düşmemem için benim için yalan söyle. Ve öğretmen sorarsa eğer, hayır o öyle bir şey yapmadı de benim için diyebilir bazen. Böyle bir durumda arkadaşlar, lütfen arkadaşınızın söylediği o doğru olmayan bilgiye ortaklık etmeyin. Yani onaylamayın. Evet ben gördüm, öyle bir şey yapmadı demeyin arkadaşlar. Çünkü bu buyrukta yazan yalan yere tanıklık etmeyeceksin, İşte bu demek. Kısaca hiçbir şekilde yalan söylemeyin arkadaşlar. Hiçbir şekilde yalana da göz yummayın.
Bir diğeri diyor ki mesela diyelim bir arkadaşının komşunun evine gittin. Onun hiçbir şeyine göz dikme. Göz dikmek tabii ki de böyle gözü böyle bakmak ya da böyle göz dikmek böyle bir şey değil. Aslında bu gerçek anlamda yani nasıl diyeyim, canın çok isteyerek bakmak olabilir belki. Ya da böyle birazcık içten içe böyle kıskanmak diyebilirim. Onda var, bende de olsun. Onun var, benim de olmalı gibi şeyler düşünmeyin diyor Tanrı. Ama tabii ki Tanrı'dan isteme hakkına sahipsiniz. Çünkü Tanrı her zaman sizi duyuyor. Her zaman sizin iyiliğinizi istiyor. Tabii ki özenebilirsiniz. Arkadaşınızda olan şeyden sizde de olsun isteyebilirsiniz. Bu çok normal. Ama böyle bir zamanda onun sahip olduğu şeyle ilgili kötü dileklerde bulunmak yerine onun sevincini paylaşabilirsiniz. Ve aynısından siz de istediğinizi Tanrı'ya söyleyebilirsiniz. Ama Kutsal Kitap'ta bir yerde diyor ki, İsa'ya bir gün biri geliyor diyor ki, İsa bunlardan en önemli buyruk hangisi? Ve Markos 12:28-31'de yani 28. bölüm 28 ve 31. ayetler arasında şöyle diyor. İsa şöyle karşılık verdi. En önemli buyruk şudur. Tanrınız Rab, tek Rab'dir. Tanrı Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. Aslında en önemli buyruk bizim Tanrı'ya olan sevgimizmiş. İsa Mesih burada öyle diyor. Diyor ki en önemlisi şudur. Tanrını bütün düşüncenle, yani sürekli onu düşünerek ve bütün kalbinle, bütün yüreğinle sürekli onu severek geçir zamanını. En önemlisi budur diyor. Ve bir diğeri de komşunu kendin gibi seveceksin ve bunlardan daha büyük bir buyruk yoktur. Yani diyor ki en önemli şey Tanrı'yı çok seveceksin ve diğer ikinci önemli şey komşunu çok seveceksin. Hatta o kadar çok seveceksin ki kendini bile sevdiğinden daha fazla seveceksin. Peki bu nasıl olabilir sizce? Mesela diyelim kendiniz çok ders çalışıyorsunuz ya bazen sınavlarınızdan geçmek için. İşte kendiniz nasıl çalışıyorsanız belki bir arkadaşınız sizden yardıma ihtiyacı olduğunda onu da o kadar çalıştırmak anlamına geliyor. Basit bir örnekle bunu size açıklamaya çalıştım. Şimdi gelelim sonrasına. Burada başka buyruklar da var. Bunlar buyruk değil ama belki tavsiye, Tanrı'nın yapmamızı istediği şeyler bizden ki bunlar da çok önemli. Aslında İsa, bunları söyleyen İsa. Mesela Matta 5:44'te diyor ki düşmanlarınızı sevin. Şimdi burada görsellerim var, onlar yavaş yavaş gelebilirler. Diyor ki düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Zulmetmek ne demek? Bazen birileri size kötü davranabilir. Kötü davranmak aslında ama size kötü davransalar bile hiç önemli değil. Siz yine onları her durumda sevin ve onların size beslediği kötü duygular varsa bile böyle durumlarda dua edin ve deyin ki Rab ben onu sevmek istiyorum, ben onu seviyorum, lütfen onun da yüreğini değiştir. Sevemiyorsanız da Rab'be şöyle dua edebilirsiniz. Rab lütfen onları sevmem için bana yardım et. Diğeri geliyor. Matta 5:5 ama görsellerim var mı acaba? Tamamdır. Peki o zaman Ahmet abi dedi ki hallediyoruz dedi. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Şimdi yumuşak huylu olmak şöyle bir şey. Aslında böyle kızmayan, bağırmayan, hemencecik sinirlenmeyen ve her durumda diğer insanları seven. İşte böyle olursanız Tanrı gerçekten çok ama çok mutlu olacak. Bir diğeri ne mutlu merhametli olanlara çünkü onlar merhamet bulacaklar. Merhamet ne demek onu da size şöyle açıklayayım. Merhamet demek arkadaşlar. Yardıma ihtiyacı olana yardım etmek. Bazen böyle yüreğinizde yumuşacık bir şey hissedersiniz. Birini görürsünüz, onu böyle birden sevmek gelir içinizden. Sizi kızdıracak bir şey yapmıştır ama yine de ona kızmayı tercih etmeyip onu affetmeyi tercih edersiniz. İşte bu böyle merhamet gibi. Merhamet dediğimiz şey bunun gibi bir şeydir. Ya da mesela birine yardım etmek. Aslında merhamet böyle yürekte olan bir duygudur. Nasıl tarif edebileceğimi bilemiyorum ama insanlara yardım edebilirsiniz mesela ve bunu yaptığınızda siz birilerine merhamet etmiş olacaksınız ve Tanrı da size merhamet edecek. Her zaman size yardım edecek. Bir diğeri ne mutlu yüreği temiz olanlara çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. İnanabiliyor musunuz?
Ben inanamıyorum. Tanrı'yı görme fikri gerçekten harika bir fikir. İşte o zaman ona koşup sarılabileceğiz. İşte o zaman bir daha asla ondan ayrılmayacağız. Ama bunun için temiz bir yürek için yüreğimizde kıskançlık, kötülük, öfke, nefret böyle duyguların olmaması gerekiyor. Biz insanız. Bazen yüreğimize böyle şeyler girebilir ama bizim en önemli çaremiz hemen Tanrı'ya gitmek ve Tanrı'dan Rab ne yapayım ben şimdi böyle hissetmek istemiyorum lütfen yüreğimi değiştir diye dua etmektir. İşte bir sonraki ne mutlu barışı sağlayanlara çünkü onlara Tanrı çocukları denecek. İşte barışı sağlamak demek, mesela biriyle küssen hemen git onunla barış. İki arkadaşın kavga ederse onların arasında daha çok ayrılık yaratmaktan, onların arasında daha çok ayrılık sokmaktansa hemen git onların barışmaları için onlara yardım et. Bir diğeri, kardeşinle barış ve hiçbir zaman küs kalma. Bu da çok önemli Tanrı'nın gözünde. Olabilir, bazen arkadaşlarımız da böyle... Böyle atışabiliriz, birazcık birbirimize kızabiliriz ama Tanrı için önemli olan şey bunun uzun sürmemesi ve hemen onunla gidip barışmak arkadaşlar. Gidin ona sarılın, ona sevgi sözleri söyleyin. O size adım atmıyorsa siz ona adım atın. Evet arkadaşlar, bir diğeri de size kötülük yapan biri olursa asla kötülükle karşılık vermeyin ve kesinlikle ben sizin hakkınızı koruyacağım diyor Tanrı. O yüzden size biri kötü bir şey yaparsa siz hiç ona kötü bir şey yapmayın. Tam tersi ona sevgi göstermek için dua edin. Rab yüreğinize sevgi koyacaktır. İşte o zaman Tanrı'yı çok mutlu etmiş olursunuz. Evet, şimdi siz bir bekleyin çocuklar. Ben bir Ahmet abiye soracağım. Ahmet abi. Ha, peki o zaman. Ahmet abi diyor ki süremiz bitti. Peki arkadaşlar, o zaman madem süremiz bitti, sizden bir ricam var. Bu yeni yıla girdik artık birlikte. Bu yeni yılda lütfen ama lütfen size az önce söylediğim şeyleri unutmayın. Çünkü bizim için en önemli şey bu hayatta Tanrı'yı mutlu etmek arkadaşlar. Onun mutlu olması için sadece bizim çabalamamız yeterli. O zaten yapamadığımız her durumda hemen bize yardıma koşuyor. Ben sizi çok seviyorum. Tanrı sizi çok seviyor. Ve 2020 yılında Tanrı'nın hayatınızda yapacağı şeyleri duymak için çok heyecanlanıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize mutlu yıllar. Hoşça kalın.